Merhaba, bugün 21 Ekim 2011 Cuma. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Avrupa'da değişen hiçbir şey yok. Çözümlenmeyen sorunlar aynı şekilde can sıkmaya devam ediyor. Bu hafta sonu yapılacak AB liderleri toplantısına bağlanan umutlar da yavaş yavaş suya düştü. Artık bu toplantının ardından 3 gün içerisinde yani çarşamba gününe kadar yeni bir toplantı yapılacağı ve bu toplantıya kadar herhangi bir sorunun çözümünün beklenmemesi gerektiği konuşuluyor. Özellikle Almanya ve Fransa arasında bir uzlaşmaya varılamaması bu haberlerde etkili oldu. Ayrıca EFSF'nin doğrudan Avrupa Merkez Bankası tarafından finanse edilmesinin de zor olduğu konuşuluyor. Fakat piyasa ara ara toplantının sonucundan olumlu haberlerin gelebileceği varsayımı ile fiyatlansa da özellikle Euro'yu kuvvetlendiren alışların kalıcı olduğunu düşünmüyoruz. Yunanistan tarafına bakarsak işler hala karışık olmaya devam ediyor. Hükümet kurtarma paketinin 6. dilimini almak için hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Daha önceki yorumumuzda bahsettiğimiz gibi bu yasa tasarısı toplu iş sözleşmelerini, çalışma koşullarını ve bazı kamu kurumlarının kapatılması ya da birleştirilmesini içeriyordu. Şimdi oylama yapıldı ama halk buna isyan etmeye devam ediyor. Genel grev sokaklarda protestocularla dolu. Sürekli sloganlar atılıyor. Yapılan sokak röportajlarından da anlaşılacağı üzere halk sıkıntı içerisinde. Yanlış yönetimden kaynaklı hasarları bizim onarmamızı istiyorlar. Biz buna boyun eğmeyeceğiz, faturayı bize kesemezler şeklinde yorumlar yapılıyor halk tarafından. Amerika tarafına bakarsak Senato yine iş başındaydı. Geçen hafta Başkan Obama'nın 447 milyar dolarlık istihdam paketini reddeden Senato, dün de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından hazırlanan istihdam planlarını da reddetti. Bugünkü haberlere bakarsak Kanada'dan saat 14'te gelecek olan TÜFE verileri önemli olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda bugün Cuma olduğunu ve hafta sonu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olduğunu hatırlatarak açık pozisyon taşınmamasının çok daha mantıklı olabileceğini ve riski düşürebileceğini söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ekonomik takvime bakıp arkasından teknik analiz bölümünde tekrar birlikte olacağız. Evet, teknik analiz bölümüne başlıyoruz. Euro dolar paritesine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi günlük pivot noktasının altındayız şu an için. Fiyatta görmüş olduğunuz gibi 1.37-30 seviyelerinde. Fakat bu sabah saatlerinde 1.38'lerin üzerine çıkmıştık yine. Bu seviyelerin gerçekten euro dolar için yüksek seviyeler olduğunu düşünüyoruz özellikle orta vadede. Kısa vadede küçük hareketler yaşanabilir fakat orta vadede bu hareketlerin gerçekten yüksek olduğunu düşünüyoruz. Paritede tekrar bir aşağı hareket, bir aşağı trend oluşabilir ki şu anda zaten orta vadede aşağı trend içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası. Ki bakın günlük grafiklere baktığımızda zaten hareketli ortalamayı deyip aşağı doğru indiğini görüyoruz ki hareketli ortalamamız da sürekli aşağı doğru çekiliyor şu anda. Bakın biraz daha yakınlaştırırsak daha net olarak göreceksiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi turunculu hareketli ortalamamızın sürekli altında kalıyoruz ve bu nedenle hala satış, daha doğrusu aşağı hareket daha mantıklı gözüküyor. Satıcılar bu seviyelerden çoğalıyor. Bu yüzden demiş olduğunuz gibi gün içerisindeki küçük yukarı hareketleri çok da fazla orta vadeli düşünen kişiler çok fazla dikkate almamalı, çok fazla bizi yanıltmamalı.
Orta vadede hala aşağı hareketin devamı gelecek gibi gözüküyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi 1.37-58 pivot noktasının altındayız şu anda kısa vadede bile. Bu seviyeye geçilmediği sürece zaten aşağı hareketin devamı gelecektir ki ilk hedef 36-87. Bunun altındaki hedeflerimiz neresi? Onlardan da bahsedelim. 1.36-43 ve 1.35-72'ye kadar da gün içerisinde gerileme yaşanabilir. Peki yukarıda kritik noktalarımız neresi? Bir kere şurada görmüş olduğunuz 38-70 çok önemli bir nokta. Yani bu nokta yukarı doğru geçilmez ise hareketin devamı aşağı olacaktır orta vadede. Burası güzel bir seviye olduğunu söyleyelim. Bunun altında bir ara direncimiz var. Bu da 38-30 seviyelerinde gün içerisinde de bunu kısa vadeli olarak kullanabilirsiniz. Günlük son hedef seviyesi de 39-41. Zaten ikinci direnç seviyesi geçilirse muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 39-44'e kadar da yukarı hareket devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bugün Cuma, hafta sonu da biliyorsunuz, az önce de bahsettik. Avrupa Birliği Maliye Bakanlarının, liderlerin daha doğrusu Avrupa Birliği'ndeki liderlerin toplantısı olacak pazar günü. Buradan da çok ciddi bir karar beklenmiyor ama çıkabilme ihtimalini de dikkate alarak pozisyon taşımakta fayda var. Sterlin olarak baktığımızda görmüş olduğunuz gibi orta vadede şuradaki hareketli ortamın altında bir kapanış yapamıyor bir türlü. Bunu başarırsa aşağı hareketin devamı gelecektir. Başaramadığı sürece hareket gene yukarı yukarı tepkiler verebilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi önemli bir direncimiz 58-32. Bunun üzerinde de 1.58-80'lere doğru bir hareket yapma imkanı söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Ama şu seviyeyi bir türlü, şu seviyeyi öncelikle bir geçmesi gerekiyor 58-45 seviyelerinin. Bu seviyeleri geçerse 58-80 de kadar hızlı bir hareket gerçekleştirebilir. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız ve birinci destek seviyemiz buralarda. Saatlik grafiklerde daha net olarak göreceğiz bunu. Evet, görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız 1.58, pardon 1.57-57 seviyelerinde günlük pivot noktamız. Birinci desteğimiz 57-11 seviyelerinde. Muhtemelen zaten bakın pivot noktasından destek almaya çalışıyor. Şu anda bu seviyeyi kırarsak yaklaşık şuradaki 45 puanlık, 45 puanlık hareketi aşağı yönde devam ettirebilir. Ve 1.57-10 seviyelerine kadar gevşeyebilir. Buranın altında 56-82 ve 1.56-35'e kadar da geri çekilmeler bekleyebiliriz gün içerisinde. Ama şu anda net olarak yön hala aşağı diyemeyiz. Kısa vadede yukarı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Bunun için pivot noktasının aşağı hareket için pivot noktasının kırılmasını beklemekte fayda var. Dolar franga baktığımızda 4 saatlik grafikleri açalım daha net olarak göreceğiz. Aşağı hareketin devamı hala gelmeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi en son hareketli ortalamanın altında kaldığımız için aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinden de bahsetmiştik. Kısa vadeli yukarı hareketler gözden de bakın şurada olduğu gibi hafta ortasında. Fakat bunun devamını da getiremedi ve Euro-Dolar'daki beklenen düşüş daha gerçekleşmediği için paritede bu yukarı hareketini devam ettiremeden tekrar aşağı harekete geçti. Şu anda ikinci destek noktasının altında kalmaya çalışacak ama bunu daha hala başaramadı. Yani 0.88-85 seviyesi. Bu seviyenin altında bir kapanış yaparsak muhtemelen aşağıda görmüş olduğumuz 0.88-25'e kadar bir geri çekilme bugün için beklenebilir paritede. Yukarıdaki önemli noktamız ise şurada görmüş olduğumuz 89-80 seviyesi. Bu seviyenin eğer ki yukarı kırılması durumunda tekrar yukarı hareketin başlaması mantıklı olabilir. Böyle bir şey söz konusu olabilir ama görmüş olduğunuz gibi şuradaki günlük grafikten bakıyoruz bakın. Şuradaki hareketin artık yavaş yavaş altında inmiş durumdayız buradaki trend çizgimizin.
görmüş olduğunuz gibi bu tren çizgisinin altına inmemiz açıkçası yukarı hareketin çok çok da fazla devam etmeyeceği yönünde bize sinyal veriyor gibi. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bugünkü hem günlük hem de haftalık kapanışa bakıp ona göre karar vermek, ona göre orta vadeli düşünmek daha mantıklı olacaktır. Dolar Japonya'ya baktığımızda dolar Japonya'da yatay hareket hala devam ediyor. Herhangi bir değişim söz konusu değil. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bazı zigzaklar yapıyor. Geçtiğimiz hafta bunları yapmıştı. Bu hafta biraz daha sakin geçti. Sadece şurada bakın yaklaşık 40 puanlık bir 35 piklik bir hareket gerçekleştirdi. Bunun dışında hareket miktarları çok kısır. Yaklaşık 23 civarında yukarı ve aşağı hareketler sergiliyor. Aşağı harekette daha istekli durduğu kesin. Bu nedenle aşağıda bakın görmüş olduğunuz gibi ikinci destek noktamız önemli 76-60. Bu seviyenin kırılması durumunda aşağıda 76-42'ye kadar bir hareket gerçekleştirebilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama yatay hareket şu anda devam ettiği için çok çok da fazla bir hareket beklememekte fayda var. Dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'de bakın şöyle biraz daha büyütelim. Zaman alanında 4 saatlik yaparsak daha net olarak göreceğiz. Evet. Hareketli ortalamayı çok güzel bir şekilde destek almış durumda. Destek konumuna getirmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi şurada özellikle çok güzel bir destek alıp buradan büyük bir hareket gerçekleştirdi. Aynı şeyi burada da yapmaya çalışıyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalama yaklaşık 84-50, 84-25 arasında şu bölgeyi eğer geçemez ise muhtemelen yine günlük pivot noktası olan 85-93'e kadar bir yukarı hareket gerçekleştirebilir. Buranın üzerinde görmüş olduğunuz gibi 86-90, 87-56 ve 88-55 dirençleri bulunuyor. Buralara kadar da hareketin devamını getirebilir. Fakat şurada görmüş olduğumuz üçüncü destek bölgesi olan 1.83.25 aşağı kırılırsa o zaman hareket miktarı biraz daha hızlanacaktır ve 81.50'ye kadar da bir geri çekilme yaşanabilir diye söylüyoruz. O yüzden şuradaki hareketli ortalamaya dikkat etmekte fayda var. Bu eğer kırılmazsa yönümüz hala yukarı olmaya devam ediyor. Şimdi altındayız. Altında da görmüş olduğunuz gibi zaten dünkü yorumlara bahsetmiştik. Şu aşağı hareketli ortalamaya kadar bir toparlanma yapmasını bekliyoruz diye bu toparlanma geldi. Tabii dünkü hareketli ortalamamız biraz daha yüksek seviyelerdeydi. 1.644 seviyelerindeydi. Buraya mahal bırakmadı çünkü hareketli ortalamada zaten bu aşağı trendle beraber gerilemeye başladı ve şurada buluştular. Bu seviyede yaklaşık 1.630 seviyeleri, 1.630 seviyelerini buluşup buradan şu anda aşağı doğru tepki vermeye başladı. Günlük pivot noktasının da olan 1.622.90'ın altındayız. Hareketli ortalamanın altındayız. Trend de aşağı olduğu için artık bugün için hedeflerimizi söyleyelim. 1.627.18, 1.500, 1.596.39 ve 1.584.33. Önemli olan şuradaki 1600 sınırını aşağı kırmayı başarabilmek. Bunu başarırsa hareketin devamı zaten tekrar gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Fakat demiş olduğumuz gibi şuradaki bölge eğer ki geçilirse yukarı doğru 1630 ile 1624-5 arasındaki bölge geçilirse 1637, 1648 ve 1663 dirençlerine kadar da hareketin devamı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, günlük analizin sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.